bazen sadece bir söz vermesindir. Bu söz kendine ne olabilir? Karşındaki ne olabilir? Saatin kaç olduğunu aldırmaksızın oturursun masanın başına. O sözü yerine getirmek için didinirsin. Belki ders çalışırsın. Belki benim gibi birlerine video hazırlarsın. Ey güzel arkadaşım. Kızım son dakikaya kadar yanında beni istedi. Beraber oynayalım istedi. Gecenin ilerleyen saatleri oldu. Uyumadı. Uyudu sonrasında not hazırlandı. Ben geldim masanın başına. Acaba bu video sabaha yetişir mi? Sabaha bırak bıraksam saat 11'e yetişir mi? Neyse verilmiş sözlerimiz var. Bizim hedeflerimiz var. 25. gündeyiz seninle birlikte ve hareket problemindeyiz. Saatin kaç olduğuna aldırmaksızın gerçi çok da bağırmadan ses tonunu biraz aşağıda tutarak hareket problemleri için gönder gelsin hocam dedim. Verilmiş sözlerimiz var. Hiç önemli değil. Sen yeter ki sözünü yerine getirmeye çalış. Elbet karşılığı gelir diye düşünüyorum güzel arkadaşım. Ne anlatacaksın hocam bize? Hareket probleminden bahsedeceğim sana. Hareket problemiyle ilgili sana çok güzel bir bilgi vereyim. Bir tanecik formülü var. Aklında kalması gereken bir formülü var. Diğer anlatacakların biraz mantığını anlatmak olacak işin. Şimdi biz genelde x'i yol olarak, v'yi hız olarak, t'yi de zaman olarak alacağız burada. Ve ben yola çıkan bir aracın hızının v olduğunu, b noktasına varış süresini t saat sonra olduğunu varsayarsam eğer AB yolunu bulmak istiyorsam formülüm şu. Yol eşittir neydi? Hız çarpı zaman hızımız ne? Ve saatimiz ne? T. V çarpı T. X eşittir V çarpı T formülü. Bizim tek yegane formülümüz olacak. Buradan geçeceğiz ilerleyeceğiz seninle birlikte ama adamlar farklı sorularla gelecekler karşımıza. Çok da bağırmıyorum ha. Aynı yönlü hareket dediğimiz bir olay var. İki tane araç aynı yönde hareket edecekler ama biri arkada. Bak bununla ilgili sana bir şey söyleyeyim. Arkadan gelen V1 aracı V2 aracını diyelim ki C noktasında yakalasın. Ne zaman yakalasın? T saat sonra yakalasın. Peki bu nasıl olacak? Bizim V2 aracımız V2 çarpı T yolunu alacak. Hani yol eşittir hız çarpı zaman diye. Doğru. V1 aracımız o da T saat sonra aynı saatte varmayacak mı? Onun yanına varacak. Biz arada kalan AB yolunu arıyorsak eğer hızları birbirinden çıkarıp t ile çarpıyoruz. Eğer arkadan yetişme olayı varsa hızları birbirinden çıkar t ile çarp ama ben istemiyorum ki sen ezber yap. Bak burada mantığını anlatmaya çalışıyoruz. Mantığını anlarsan farklı tipte soruları yapabilirsin. Yıl boyunca benim ağzımdan bu lafı duyacaksın. ÖSYM farklı tipte sorular soruyor. Hepimiz biliyoruz. E, yapabilmek istiyorsak farklı tipleri nasıl yaklaşacaksın işin mantığıyla. Mantığını bilenlere yapsın diyor zaten ÖSYM. Şimdi V2 aracı ile V1 aracı geliyorlar ortada bir yerde. Ortada da olması şurada bir yerde karşılaşıyorlar. Ne zaman karşılaşsınlar? T saat sonra karşılaşsınlar. Peki biz AB yolunu bulmak istersek ne yapacağız? V1 çarpı T yazacağız. Yol eşit hız çarpı zaman buldum. V2 yolunu pardon V2'nin aldığı yolu bulmak için V2 çarpı T dedik. Ey güzel arkadaşım AB yolunun tamamını arıyorsan sen aslında V1 ile V2'yi topluyorsun T ile çarpıyorsun. Ey güzel arkadaş birbirine doğru gelme varsa hızları topluyoruz. Arkadan yetişme varsa hızları çıkarıyoruz. Mantık aslında çok kolay. Peki sadece bunlarla mı bitiyor hız problemleri? Hayır. Karşımıza dairesel hareket problemleri de gelecek. Örneğin ikisi de A noktasından olmak üzere. Çemberde böyle bırakıyorsun bunları koşturuyorlar koşturuyorlar bir noktada kesişiyorlar. Aslında bu sorular da çok kolay. O çemberi tutuyorsun böyle bir ayırıyorsun. Aslında artık o doğrusal bir yol. Hani az önce biz hızlı, e, birbirine doğru hareket eden arkadaşlar için ne demiştik? V1 çarpı T, V2 çarpı T. Burada V1 artı V2 çarpı T'yi yazdığın an aslında çemberin dairenin çevresini bulmuş oluyorsun. V1 artı V2 çarpı T formülüyle. Ola ki sorulursa diye söylüyorum. Peki yola devam ediyorum daha doğrusu artık örneklerle devam ediyoruz değil mi? Başka bir şeyimiz yok. Hadi başlayalım. İlk örneğimizle başlayalım. Kolay diyebileceğimiz tipte örneklerle başlayalım. Çıtayı yine hep her zaman olduğu gibi yukarıya doğru kaydıracağız. Sonra da ödevleri vereceğiz. Bir araç A şehrinden B şehrine 70 km hızla gidip hiç beklemeden 90 ile dönüyor. Şimdi şekil vermemiş ama hız hareket problemlerinde şekilli senin en azından yorumlamam belki biraz daha kolay olabilir. 70 ile gidiyorsun A noktasından B noktasına ve kaçla dönüyorsun arkadaşım? 90 kilometre bölü saat hızla. Burada burada veriler gerçekten önemli. Gidiş dönüş toplam 8 saat sürüyor. Bir dakika hocam. Diyelim ki gidiş x saat sürsün. Dönüş kaç saat sürer? Tamamı 8 de x'ini kullandın. 8 eksi x saat sürecektir. Burada da anlaştık mı anlaştık. A şehri ile B şehri arası kaç kilometredir diye bana sormuş. Ey güzel arkadaş. Şimdi ben 70 km hızla x saat boyunca gidersem A-B arasındaki yolu bulmuş olur muyum? Bulurum. Peki biz aynı yolu dönerken de kullandık. 90 km saat hızla gidiyoruz. Ama bu sefer 8-x saatte bitireceğiz. Öyle değil mi mantık yani? Peki gel bu işlemleri yapalım. Birbirlerine eşit olmak zorundadır dedik. Şurası 7-x geldi. 9 kere 8, 72. Şurası eksi 9-x. Eksi 9'u buraya attım. 16x eşittir 72. Her tarafı 16'ya böldüğümde sanırım sadece ufak bir sadeleştirme olacak ama tam sayı gelmeyecek buradan. x eşittir. Kaça bölünebilir? 8'e böldüm 9, 8'e böldüm 2. 9 bölü 2 saat sonra bu arkadaş e, ne yapıyor? A'dan yola çıkıyor, B noktasına varıyor. Ama ben diyor AB arasındaki mesafeyi arıyorum diyor. Mesafe yol, yol eşittir, hız çarpı zaman. Yolun belli. 70 zaman belli mi belli o kaç 9 bölü 2 onu da yazdım her tarafı 2'ye böldüm şuradan ne geldi 35 geldi 5 göre 9 45'in 5'i elimde var 4 3 göre 9 27 4 daha 315 kilometredir aradaki mesafe dedim noktayı koydum anlıyor muyuz mantığı daha ilk sorudan çatlamadık değil mi hani kolay bir soruyla başlattık bir anda zorlamadığımı da düşünüyorum seni Gel bakalım. Farklı örnek tiplerinin hepsine bakmaya çalışacağız. Daha fazla örnek, daha fazla bilgi demek olacak, deneyim demek olacak. Sonra sen gideceksin deneyimleri kitapta parçalayarak göstereceksin. Aralarının 600 kilometre bulunan iki şehirden iki araç aynı anda karşılıklı olarak hareket ediyor. Karşılıklı olarak geliyoruz. Biri bu taraftan geliyor, biri bu taraftan geliyor. Yol belli, yol belli mi hocam? Belli. Yol ne kadar? 600 kilometre. Araçlardan birinin hızı 90. Araçlardan birinin hızı 90. Diğerinin hızı 60 kilometre bölü saat. Bölü saat önemli. Kaç saat sonra karşılaşırlar? Hani az önce mantığını anlatmaya çalıştığım mevzu. Bu aradaki mesafe ne yapıyorlar? Birbirlerine doğru geliyorlar. Ne yapıyorduk? Hızları topluyorduk ama ezbere hiçbir şey yapma. Biz şöyle diyelim. Hani mantığını daha iyi anlamak için. Buraya ne zaman buluşmaya gelsinler? 7 saat sonra. Pardon T saat sonra. Bu arkadaşın aldığı yolu nasıl gösterirsin? 90 çarpı T hocam. Hız. Pardon yol eşittir hız çarpı zaman. Aynı mantık burada da geçerli. 60 çarpı T'dir. Hadi gel aşağıya yazalım. 90 çarpı T artı 60 çarpı t'yi toplarsam benim elde edeceğim değer nedir? 600 kilometredir. Aslında bir nevi biz ne yaptık? Hızları toplamış olduk t parantezini alırsan. Ama ben şuradaki sıfırları götürdüm. Şunları topladım buradan 15 t geldi. 60'ı eşitse t eşittir. 4 saat sonra bu arkadaşlar ne yapıyormuş? Kafa kafaya karşılaşıyorlar. Ve zaten benden onu istiyormuş. Vurdum cevabı. Hani vurdum cevabı diye bağırmak isterdim ama. Biliyorsun ilk saatler ilerledi. Hızları farkı 20 km olan iki araç aynı anda aynı noktadan ters yönlere hareket ediyorlar. Bir dakika. Hızları farkı 20 olacak. Birinin hızı V1 diğerinin hızı V2. Biz şunu biliyoruz. V1 eksi V2 eşittir 20 imiş 30 km değilmiş. Ya bir dakika bunu şöyle de yapabilir miyiz? V1 yerine V1 yerine. V2 artı 20 kilometre yazamaz mısın? Yazarsın. Bu V2 diye de yazmayalım. Bunun hızı V olsun. Bu arkadaşınızı da V artı 20 olsun. Bence daha güzel bir gösterim oldu. Ne dersin? Ne kadar rahat gösterim varsa onu deneyeceksin. 3 saat sonra aralarındaki mesafe 330 kilometre olduğuna göre. Bir dakika ya. Bu arkadaş 3 saat gidecek. V çarpı 3'te. Artı bu arkadaş da 3 saat gidecek. Yani t yok artık tabi biz saat olarak aldık onu. V artı 20 çarpı 3. Ve aralarındaki mesafe demek toplam yol demektir. Toplam yol neye eşit olacak? 330'a bak güzel arkadaşım. Bu arkadaş buraya gelecek. Burası nedir? 3V'dir. Bu arkadaş buraya gelecek. Bu nedir? V çarpı pardon 3 çarpı V artı 20. Ve ben diyorum ki sana bu toplam yol kaç kilometre? 330 kilometre. Ne diyorsa onu yaptı anladı. Şurası 3v geldi. Bir daha 3v geldi. 2 kere 3 6 60. 330'a eşit. Şu karşısı 270'e eşit. Burası 6v'ye eşit. Her tarafa 6'ya bölelim bakalım. 270 6'ya tam bölünecektir. 6 kere 6 kere 6 kere 4 24 dedim. Çıkarttım 0 3 30'un içerisinde 5 dedim. 45 geldi. Süper. O zaman v kaçtır? 45 kilometre bölü saattir. Peki benden bunu mu istiyor? Yavaş giden aracın hızıdır diyor. Buldum cevabı diyorum. Gönder gelsin. Gelsin bakayım sıradaki sorumuz. 8. sayfadayız. Toplam 18 sayfalık yolculuk var. Saatte hızları 70-45 kilometre olan iki araç aynı anda şekildeki gibi hareket edip hızlı olan araç yavaş olan aracı 3 saat sonra C noktasında yakalıyor. Ne zaman yakalıyor? 3 saat sonra yakalıyor. O zaman kolay. O zaman diyorum ki A, C arasındaki mesafeyi bulmaz mısın sen? Bulursun. 70 çarpı 3 dersin. Cevap ne çıkar? 210 kilometre çıkar. Yaz tepesine. Yazdım hocam. 45 kilometre olan araç 3 saat sonra varacağına göre aynı mantıkla biz 45'i kaçta çarparız? 3'te çarparız. Ne gelir? 135 gelir. Kısaca burası da nedir? 135 kilometredir. C noktasında yakaladık. A ve uzunluğunu istiyor benden. Aradaki mesafeyi. Hocam 210 tamamıydı. 135 bizim o kullandığımız parçaydı. Çıkartarız birbirinden buluruz cevabı. Şurası 7 kaldı. 75 kilometre. Bitti bitti. Soru bitti daha fazla. Etrafa sağa sola bakma. Bana bak. Bana bırak bırak o ilgilenme başka bir şeyle. Buradasın. Bir şey söyleyeceğim sana. Uzun uzun çözdüm sana. İspat yapar gibi yaptın. Ama sen mevzuyu biliyorsun. Şöyle de yapılmaz mıydı? V1'den V2'yi çıkar, T ile çarp, cevap x'e eşit çıksın. Hani az önce dersin başında anlattığım mevzu vardı. 70'ten hocam 45'i çıkarın, kaç saat sonra varıyor? 3 saat sonra varıyor. Ne istiyorsun böylelikle? Aralarındaki mesafeyi buldum. Bu formülle 15 çarpı 3 derim ben buna doğru cevap efendim. Nedir? 45 geliyor hocam. Bir dakika 25 geliyor buradan ya. Bir tane bir saniye yanlışlık yaptık. Şurası 25 kalıyor. 25 çarpı 3'ten ne geldi? 75 kilometre geldi. Bulduk cevabı. 8. sayfada bitti. Gönder bakayım sıradaki neymiş? Dedim ya farklı tipte sorular çözmeye çalışıyoruz. Bunların içerisinde bir de tren soruları var. Özellikle hani tren tünele giriyor. Tünelden kaç saniye sonra çıkıyor tarzında sorular var ya. Onları da kaçırmanı istemiyorum ben senin. Ona çok benzeyen ama tren sorusu değil. Konvoy sorusu. Bak mesela nasıl çözülüyor. 200 metre uzunluğundaki bir araç konvoyu. Şimdi bir araç konvoyumuz var. 100 metre uzunluğundaki köprüden 30 km saniye hızla geçiyor. Ben onu şöyle anlatayım. Bizim araç konvoyumuz bu olsun. Karşımızdaki köprü bu olsun. Güzel. Şimdi verileri yerlerine yazalım. Araç konvoyu kaç metre? 200 metre. Köprü kaç metre? 100 metre. Süper. Bunu yazdık. 30 kilometre saatte 30 kilometre hızla ilerliyoruz. 30 kilometre bölü saatteki hızımızla bir daha vurguluyorum. Saatteki hızımızla yukarıdakiler metre verildi. Dikkatini çekelim. Köprüyü geçerken uzunluğu değişmeyen bu konvoyun köprüyü geçme süresi kaç saniyedir? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu arkadaşlar buradan geldiler. Buradan çıkmayacaklar mı? Yani geçmeyecekler mi komple? Geçecekler. Peki geçmeleri demek son araç nedir? köprüyü geçtikten sonraki durum demektir. Aslında bir köprü geçme sorusu ya da herhangi bir şeyi geçme sorusu verildiğinde mantık şudur. Hem alınması gereken yol aslında hem köprü kadar hep tünel kadar hem de o araç konvoyunun ya da trenin boyu kadardır. Bizim elimizde ne var? 100 var. Bizim elimizde ne var? 200 var. Almamız gereken yol ne kadar? 300 metre. Tamam. 300 metre yolu alacağız. Neyle alıyorsun sen? 30 kilometre bölü saatte ama bir dakika orada duracaksın. Şimdi sen diyeceksin ki hocam yol eşittir hız çarpı zamanda yerine yapıştırayım çıksın. İşte yol ne kadar? 300 metre. Hız ne? 30 kilometre bölü saat. Aa olmaz onu yemezler. Onu düzeltmen lazım. Biz bu 30 kilometre saati düzenleyeceğiz. Nasıl düzenleyeceğiz hocam? Kilometreyi bir çevir. Kilometreyi metreye çevireceğiz. 30'du kilometre. Sonuna 3 sıfır eklediğinde metre olur. Yalnız bu 1 saatte aldığı yol. Yani senin arkadaş 1 saatte 30 bin kilometre gidiyor. Ya arkadaş ben 1 dakikada aldığı yolu bulmak istiyorum. Yani 60 dakikadır ya 1 saat. O zaman şu 1 saati silelim. Şuraya 60 dakikada aldığı yolu bulduk diyelim. Biz istiyoruz 1 dakikada aldığı yolu. 30 bin kilometre 60 dakikada aldığı yol. Ben 1 dakikadaki nedeni yazarım. 60'a bölerim her iki tarafı. 60'a böldüğümde kaç bin metre yol alabilirsin? 5000 metre değil bir de sıfır oradan var ya. Sıfırlarda gitti. 500 metre yol alarsın. Ama bu bir dakikada aldın yol. Yani benim işime gelmiyor. Soru çünkü benden kaç saniyede geçtiğini soruyor. Bize saniye cinsinden gerekiyor. Şimdi düşün. 60 dakika kaç saniyedir? 60 saniyedir. Ben istiyorum bir saniyede aldığı yolu. 5000 metre, 500 metreye 60 saniyeye bölerim. Bölerken şöyle bırakacağım. İşlemleri yapmayacağım. Gözüküyor değil mi? Ekranda gözüküyor. 500 bölü 60 bırakacağım. Bir saniyede aldım yol. Şimdi söylüyorum sana. Yolun belli 300 metre. Hızın belli. 500 metre bölü 60. Çünkü bir saniyede aldığı yol. Zaman ki sen T'yi istiyorsun benden. Ufak bir sadeleştirme. Cırt sana cırt sana. Cırt sana cırt sana. 5'i 5'e böldüm 1. 30'u 5'e böldüm 6. İçler dışlar çarptım. T eşittir. Bak buradan 6 kaldı. Buradan 6 kaldı. 6 kere 6 36 saniyedir dedim. Baktım seçeneklere vurdum cevabı. Oldu galiba. Bence oldu. 9. sayfada yine güzel bir soruyu daha bitirdik. Artık tünel soruları da oldu mu? İstersen bunun treni uygula. İstediğin yere uygula. Çıkacaktır artık o soru tipi. Ben sana mantığını vereyim de sen farklı tipte soruları zaten kendin halledeceksin. Şimdi geldik farklı bir soruya daha. A ve B şehirlerinden hızları sırasıyla biri 70 biri 50 gözüküyor zaten hocam. İki araç aynı anda harekete başlıyorlar. Hızlı olan araç yavaş olan aracı yakalayıp geçtikten sonra D şehrine yavaş olan araçtan 2 saat önce varıyor. Bunun Türkçe karşılığı nedir hocam? Şimdi bu arkadaş buradan buraya diyelim ki T saatte varsın ya anlıyorsun beni. E hocam bu arkadaş 2 saat sonra veriyor. T artı 2 saatte varabiliyorum diyor. Anlaştık mı? A ile D arasındaki uzaklığı istiyorum. Şimdi burada bir formül oluşturayım ben sana. Yol eşittir hız çarpı zaman artık aramızda bilmeyen yok. Diyorum ki AD yolunu veren formül şu değil mi? 70 km bölü saat hızla gidiyorsun. T saat boyunca gidiyorsun. Böylelikle AD yolunu buluyorsun. Eşittir dedim. Çünkü her problem bir eşitlikten ibaret. Eşitliği bulduğunda soru çözülüyor. Ben de o eşitliği bulacağım şimdi. Diyorum ki 120'yi aldım hocam buradan. E Artı üstüne bir de bu kadar yol gideceğim ama neyle gideceğim? Buna 50 km saat hızla ve t artı 2 sonra alacağım. Bu denklemi kurduğunda zaten soru bitiyor. Artık senlik bir şey kalmıyor. Gerisi 4 işlem. 170t, 120 artı 50t artı 50t artı 100'e eşit. Biz 50t'yi aldık bu tarafa taşıdık. Şurada 20t kaldı. Karşı taraf 220 yaptı. T'yi böl böldüğümüzde şunlar gitti. Ne geldi? 11 saat. Peki adam benden onu mu istiyor? Hayır. AD arasındaki uzaklığı istiyor. Biz 70 kilometre saat hızla T saat boyunca kısaca 70 çarpı 11 diyoruz. Buradan da 770 kilometre geliyor. 770 kilometre mesafe vardır A ile D arasında. Vurduk cevabı. Çatır çatır devam ediyoruz. Şimdi kitaptan güzel bir soru. Tam böyle sazan sorusu. Bu zamanında çıkmış, benzeri çıkmış bir soru tarzı ama çok güzel bir soru tarzı. Şakir saat 9'da okulda olacak şekilde evden 8.30'da çıkarak e, ne yapıyor? Hızla yürümeye başlıyor. Bir dakika Şakir sen çıkıyorsun evden 08.30'da okula varmak istiyorsun 09.00'da. Sıkıntı var mı? Yok. Tamam burayı hallettik. Yolun 2 bölü 3'üne geldiğinde belli ki yolu 3 parçaya ayırmışız. Şuradan böleceğim yolu 3 parça. Şurası, şurası. Yolun 2 bölü 3'ü neresi? Tam burası. Tam buraya geldiğinde edev, edevini, ödevini evde unuttuğunu fark ediyor Şakir. Sabit hızla koşuyor. Eve dönüyor. Ödevini alıyor tam bu noktadan. Hiç durmadan yine koşarak saat 9'da okuluna tam zamanında varıyor diyor. Aman Allah'ım sen nasıl bir koşmaktır bu? Bu can havliyle bu ödev için yapılır mı ya bu, bu kadar hızlı? İlginç. Şakir tüm bu hareketi boyunca ev ile okul arasında aynı yolu aldığına göre ödevini evden aldığında saat kaç? Hani kestirme yol kullanmanı hile yapmadı diyor Şakir için. Şimdi bak bu tip sorular siz çözecek mantığını anladığım şıp diye çözeceksin benzerlerini sen halledeceksin. Ey güzel arkadaşım. 2 bölü 3'üne geldiğinde yolun bu parçaların hepsi birbirine eşit olacaktır. Bu arkadaş saat 9'da varabilmesi için kaç dakikada gitmesi gerekir bütün yolu 30 dakikada. Biz bu 30 dakikayı kaça bölmüşüz? 3'e bölmüşüz. Her bir parçayı kaç dakikada almalı? 10 dakikada almalı. Diyorum ki burası 8.30'da burada. 0.8.40'da burada. Güzel 10 dakika geçti. Bir daha 0.8.50'de burada. Zaten gidebilseydi okulda tam 9'da varacaktı. Ama gel gelelim. Kıyamet burada kopuyor. Tam bu noktada diyor ki lan unuttuk diyor evde. Benim geri dönüp okula tekrar gitmem lazım. Kaç dakikam kaldı? 10 dakikası kaldı. Burayı anladın. Peki 10 dakikada varabilmesi için 1, 2, 3, 4, 5 parça yol gitmem gerekiyor dedi Şakir. Ve dedi ki 5'e bölelim o zaman her tarafı. O zaman bir parça yolu kaç dakikada alması gerekir? 2 dakikada alması gerekir. Sen şimdi 08.57'de tüh Edebiyatı'nı evde unuttum dedin. 2 dakikada bu birinci noktaya geliyorsun 08.52. Bir daha iki dakika geçiyor. 0854'te evden ödevi alıyorsun. Tekrar bu noktaya geliyorsun. 0856. Tekrar bu noktaya geliyorsun. 0858. Çat 9'da okuldasın. Problem yok. bir dakika lan biz neyi istiyorduk? Ödevini evde bıraktığında saat kaçta alır? Ödevini saat kaçta aldı? 0.58'e 0.854'te aldı. Vurduk cevabı ama bu soruların mantığı böyledir. Bu şekilde çözdüğünüzde kaçırmanız mümkün olmayabilir. Yani mümkün de o senin elinde de ben mantığını verdim. Mantığını öğren sen kurdun. Hızları V1 12 metre, V2 20 metre bölü dakika olan iki hareketli A noktasından şekilde gösterilen yönlerde aynı anda hareket ettikten 10 dakika sonra karşılaşıyorlar. Pistin çevresi nedir dedim de aslında bu sorunun bir dairesel hareket olmadığını aslında V1 hızlı V2 hızlı iki aracın birbirine doğru geldiği mantığını anlamalı lazım. Burası nedir? Bizim o istenen çevre uzunluğudur. Açtık ya bunu böyle birbirlerine doğru geliyorlar. Hatırla. Diyelim ki t süre sonra karşılaşacaklar. Şurada. Bu 12 t gidecek. Bu da diğerinin hızı neydi? 20 çarpı t süre sonra karşılaşacaklar. Ama alacakları yol nedir? Bütün çevredir. Bu arada biz t süresi niye diyorsak. Adam dakikayı vermiş ya. 10 dakika, dakika, dakika. He, bak herkes dakika cinsinden ona dikkat edeceksin yalnız. Ona dikkat edeceksin. Şurası ne geldi? 120 metre geldi. Burası ne geldi? 200 metre geldi. Biz çevreye ulaşmaya çalışıyorduk. Çevre eşittir dedim. 320 metredir. Vurdum cevabı 320'ye. Dedim yola devam ses geliyor. çocuk uyanmadı mı? Yok uyanmadı uyanmadı devam devam. Şimdi bağırıyor biliyoruz ama bazen ben bir kısmaya çalışıyorum kendimi arada böyle bakayım ses para nereye vuruyor diyor ama yapacak bir şey yok. Yukarıda AD yolu AB, BC, CD olacak şekilde parçalara ayrılmış. Bu yollarda hareket eden bir aracın bilgileri aşağıda verilmiş. Bıdı 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 bıdı. bıdı. BC yolu kaç kilometredir diyor. BC bizim istediğimiz yer burası arkadaşım. Nasıl bulacağız bakalım? Saatte 80 km hızla AC yolunu 15 dakikada alıyor. Bir dakika. Yol eşittir neydi? Hız çarpı zamanda hocam. Yalnız birimlerin aynı olmasına dikkat et. AC yolunu, AC yolunu 80 km hızla, 80 km hızla 15 dakikada alıyor. Bir dakika bu saatteki hızı 80. Hmm. nasıl yapalım bunu? 80'i 60'a bölersem 1 dakikadaki hızını bulurum. Bu saatteki hızıyla. 60'a böl 1 saat 60 dakika Bir 1 dakikadaki hızını buldum. 15 dakika yol alıyor ve bitiyor. O zaman 15 ile çarparım. Cırsana cırsana burada 4 kaldı. Şunlar birbirini götürdü. 20 kaldı. Demek ki AC arası 20 kilometre. Bu cepte. Gel devam edelim. BD yoldan geldim. BD yolu eşittir dedim. Yoluma baktım. 80 kilometre saat hızla ve 1 dakikada aldığı yolu buldum ki 60'a böldüm 1 dakikada aldığı yolu bulmak için. Kaç dakika gideceğim? 45 dakika yol alacağım ve duracağız bir yerde. Bakalım BD yolunu bulacağız böylelikle. 15'e böldüm 4, 15'e böldüm 3, 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2, 20. Çarptım ne geldi? 60 kilometre geldi. Bu da cepte. Bunu da bitirdik. Yola devam. Saatte 120 kilometre hızda bu sefer AD yolunu alıyoruz. AD yolu eşittir. Saatte 120 kilometre hızla. Bu yalnız bir daha söylüyorum saatteki hızı bize dakikadaki hızı lazım 60'a böleceğiz. Çarpı kaç dakika 36 dakika boyunca yol alacağız. Yalnız burada sadece şunlar sadeleşiyor burada 2 kalıyor. Bunları çarptığımızda 72 kilometre yapıyor. Neresi hocam 72 kilometre AD. Sen BC istiyordun gel şimdi biraz hesap yapalım artık. AD belli kaç kilometre 72 kilometre. AC belli şurası kaç 20 kilometre. Eyvallah bunu da bulduk. BD neresi 60. B'de de şurası 60 kilometre. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. 72'den 60'ı çıkardığımda şurayı bulmaz mıyım? Bulurum. Burası nedir? 12 kilometre. Bir dakika. AB 12 ise BC ne kalır? 8 kilometre kalır ki 20'yi bulayım. O zaman doğru cevap C'dir. BC 28 kilometredir. Vurduk cevabı. Bol işlemli, bol vakit kayıplı bir soruydu. ÖSYM sever böyle soruları diyoruz. Sıradaki soruyu gönderiyoruz. Bakalım ÖSYM'nin sorar sorularına neler var karşımızda. ABC noktalarından hızları sırasıyla 60, 40, 80. 60, 40, 80. 3 araç şekilde belirtilen yönlerde aynı anda hareket ediyorlar. A noktasındaki araç, B noktasındaki araça yetiştiği anda A'daki araç, B'deki araca diyelim ki burada bir yerde yetişiyor. Bu buraya geliyor. Bu buraya geliyor. Kabul müyüz? Burada yetişti. C noktasındaki araç arasındaki mesafe ne olur diyor. C'deki ile bunun arasında nerede oluruz diyor. Onu soruyor. Bakalım. Önce biz bir yetişelim. Yetişme sorularında kolay yöntem şuydu. Hatırla. Aradaki mesafeyi kapatması gerekiyor. Kapatalım bir. 40 kilometre mesafeyi ne kadar sürede kapar? Şimdi 60 kilometre biri. 40 kilometre diğeri gidiyor. Çıkarırım birbirinden. T sağ sonra yetişecek terim. Az önce bu mantıkla anlattım ya soruyor. Artık neden, nereden geldi ya falan demiyorsun herhalde. 20 çarpı T. T nedir? 2 saattir. Demek ki bu arkadaş onu 2 saat sonra yakalıyor. Misal bu 2 saat sonra nereye varacak? 120 kilometrelik yola varacak. Bu 2 saat... Ay gözüme bir şey geldi yine. 2 saat sonra nereye varacak? 80 kilometrelik yola gelecek. Şuradan şurası 80. Buradan burası 20. Hatta bunları yazalım üstüne ne işe yarayacaksa. Şimdi diyor ki 2 saat sonra bu da yol alacak. O da boş durmuyor. Eli armut toplamıyor. Bu arkadaş 2 saat sonra buraya varacak. 2 saat sonra aldığı yol kaç kilometredir? 160 kilometre. Soru benden şu arada işaretlediğim yeşil uzunluğu soruyor güzel arkadaşım. Buradan burası 160 kilometre. 20'sini burada kullandık. 160'tan 20'yi çıkardım. Geriye ne kaldı? 140 kaldı. Baktım seçeneklere. Vurdum cevabı Bursa'ya. Yola devam et. Bu da bizim üç gibi bir problemler. Üç gibi bir problemlerden gerçekten güzel bir soru tarzı. Tam bir yorum sorusu. Yukarıda tam bir pis sorusu yalnız ha. M merkezli dairesel pistin K ve L noktalarından iki bisikletle aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyor. Pistin KVL noktalarındaki merkez açı 80 derece. Ne alaka diyorsun? Niye verdiler acaba anlatacağız. Bu açının baktığı KL yolu 240 metre olduğuna göre şuradaki parçanın uzunluğunu bana veriyor. Diyor ki bu parçanın uzunluğunu ben sana 240 kilometre metre mi kilometremiş? Özür dilerim. Zaten her şeyi metre cinsinden vermiş. Kilometreyi nereye gidiyor bu bisiklet diyor Lan mümkün mü? 240 metre gerçi haberlerde gördünüz mü? Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna gitmişti Aleman'ın biri. Yani bisikletiyle. Bir günde falan böyle. Ya acaba o muydu ya? Tam hatırlayamadım. Acaba Avrupa'dan mı gelmişti eleman ya? Neyse. Olduğuna göre bu iki bisikletli saat 9.30'da aynı anda harekete başladıktan sonra üçüncü kez yan yana ne zaman gelirler? Bunu bul diyor. Biz önce birinciyi bir bulalım hele hocam. Diyelim ki birinci kez burada karşılaşıyorlar. Birinci kez. De ne kadar sürede karşılaşacaklar? Önce onu bulalım. Şimdi aradaki mesafe kaç? 240 metre. Biz bu mesafeyi ne yapacağız? Kapatacağız. Hızları farkı kadar sürede kapatırız. 60 eksi 40 çarpı her dakika başında bu kadar mesafe kısalıyor. 240'ı yazdım. Buraya 20 t'yi yazdım. 20'ler birbirini götürdü. T eşittir nedir? 12 dakika sonra. Bak 12 dakika sonra birinci kez karşılaştılar. Burayı anladın mı? Hadi inşallah. Tamam. Şimdi şöyle mantığı anlamın için bir daha çizeceğim. Şurada karşılaştılar. Bir arkadaşın hızı 40, diğer arkadaşın hızı 60. Şimdi soruyorum sana. Ne zaman ikinci kez karşılaşırlar? Şimdi bu önden gidiyor, 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 gidiyor. yetişmesi lazım. Azıcık F1, F1 izleyen var mı? Formula. Formula izleyenler ne demek istediğimi anlayacaktır. Şimdi tur bindirmek diye bir mevzu var. Tur bindirmek demek pist kadar yolu alması gerekiyor demek. Buranın çevresi kadar yolu kaç dakikada kapatırsa ikinci kez o zaman karşılaşacaklar. Biliyorum çok zor bir cümleydi. Biliyorum koptun gittin gel buraya. Bak aralarındaki mesafe pistin uzunluğu kadardır. Bir tam tur devirmesi gerekiyor. Bunu kaç dakikada devir? Bana bak bana. Nereye bakıyor? Ben de sen. Alo. Tamam mı? Bunu yapacağız. Anladım burayı. Peki çevreyi nasıl bulacağım hocam? Gel çevreyi ben sana bulayım. Çevre eşittir. 80 derece yola biz kaç metre dedik? 240 metre. Hocam ben çember bilmiyorum. Bırak çemberi. Bilme çemberi. Çemberin tamamının açısını bil ama. 360 derece x metredir dedim. Buradan x'i çekeceğim sana. Ben ne yapıyorum? 240 ile 360'ı çarpıyorum. 80'e bölüyorum. Cırt sana cırt sana burada kaldı 3. x eşittir. 3 kere 6, 18, 9. 1080 metredir. Benim 1080 metre diye bulduğum yer buradan burası. 1080 metre. Biz bu yol aralığını bu farkı kapatacağız. Birim yani 1080 metre eşittir diyorum birimizin hızı 60, diğerinin hızı 40. T sürede kapatacak bu farkı bir şekilde. 1080 eşittir 20T. 20 T. 20'ler gitti. 108'i 2'ye böldüm. T eşittir kaç dakika gelir? 54 dakika. Bak 54 dakika sonra ikinci kez karşılaştılar. Burayı anladın. İkinci kez yan yanalar yine böyle. Sonra bir daha tur bindirecek. Ne yapması lazım? Bir tane daha T gereklidir. Bir 54 dakika daha gereklidir. Artık bu kaçıncı kez karşılaşacaklarının göstergesi olur. Üçüncü kez karşılaşacaklarının. Bizim elimizde üçüncü kez karşılaşmaları için geçmesi gereken toplam süre var. Bir 12 dakika geçecek. Bir 54 dakika geçecek. Bir 54 dakika daha geçecek. Sonra bunlar karşılaşacak. 4, 4, 8, 2 daha 10. Elde var 1. 10, 11, 1 daha ne yaptı? 12. 120 dakika gerekliymiş bize. 120 dakika sonra karşılaşacaklar. Hocam saat kaç? 0, 9, 30. 120 dakika kaç saat eder hocam? 2 saat eder hocam. O zaman 2 saati yapıştır buraya. Yapıştırdığımızda ne geldi? 11, 30. Demek ki saatlerimiz 11, 30 olacak. Cevabımız deniz... Cevabımız denizli olacak. Bağırma. Ne bağırıyorsun? Bulduk işte cevabı. O kadar sevinecek ne var? Allah Allah. Bu kadar bağırırsa uyandırsın çocuğu. Şimdi önce çocuk uyutmaya gideceğiz. O zaman soruyu Mihriban hocama bırak. Mihriban hocam soru sen ne? Bu soruyu sen çöz artık. Uyanmadı galiba ama neredeyse inletiyorduk ortalığı. <laughs> Bu soruyu Mihriban hocama bırakayım. Ben daha fazla bağıracağım yoksa. Ardından diyeceğim ki. Önce dur. Mihriban hocam sen bir git al bir soruyu bir çöz. Sonra geleyim ben buraya. Mihriban hocamdayız. A noktasından çıkan bir aracın hızı akıcı olan yerlerde 60 km, yoğun olan yerlerde saatte 24 km. Şimdi diyorum ki bu akıcı trafiğin olduğu yolların toplamı x km olsun. Yoğun olduğu kırmızıyla gösterilen yolların toplamı da y km olsun. Şimdi akıcı olduğu yerlerde saatte 60 kilometre gidiyorsa bu kadar saat sürer. yoğun olduğu yerlerde 24 kilometre hızla giderse normalde yol bu kadar saat sürüyor. Ama diyor ki eğer yolun tamamında akıcı trafik olsaydı, yolun tamamı buna eşit, akıcı olsaydı tamamında 60 kilometre hızla gidecekti. 20 dakika daha erken varacaktı. Yani bu süre bu süreden 20 dakika daha fazla. Tabii ki 20 dakika 20 bölü 60 saattir mutlaka saate çevirip yazıyoruz. Şimdi payda eşit diyelim 120'de paydalardan kurtulalım. 2x artı 5y eşittir. 2x artı 2y artı 40 oldu. 2x'ler giderse 3y 40'a eşittir. Y'yi buradan 40 bölü 3 kilometre bulurum. Diyor ki yoğun trafikte kaç dakika kalmıştır? Şimdi yoğun olan yol Y'ye eşitti. Saatte de 24 km hızla gittiği için bu kadar saat kalmıştır. Önce saat cinsinden bulalım. 40 bölü 3 bölü 24 saat. Birinci aynen yazılır. ikinci ters çevrilip çarpılır dersem. 4'e bölersem 6, 4'e bölersem 10, 2'ye bölersem 3, 2'ye bölersem 5, 5 bölü 9 saat. Dakika dediği için bunu 60 ile çarpıyorum. 3'e bölersem, 3'e bölersem cevabım 100 bölü 3 dakika bulunur. Hop aldık geri sizleri geldik gönder gitsin de 25. günün sonuna ve 110, 111, 112, 113, Yalnız şaka maka kitabın yarısı bitti. Kaldı yarısı. Yani harbiden canavar gibi gidiyoruz. Bir hevesle değil, bir hayalle çıktık yola. Herkes hevesle çıkar. Bizler hayallerimizle. Hayallerimizin peşinden koşmak için çıktık. 25 günü devirdik. Ama diyeceksin ki hocam sen bunu bize bir de takvimde göster. Mehmet Hoca yine takvimi ayarlamadan gelmiş tabii ki. Hem ben ben sadece... takvimi ayarlayayım yalnız. Yine takvim yok, yine takvim yok ama şimdi geldi. Hadi gel takvimize bakalım bir de. Takvimde 25. günde hareket problemi bu da bitti. Geldik 26. güne. Bitiyor. Az kaldı. 4. hafta bitiyor. 7 hafta 7 günde bitireceğiz dedik. 4. haftası bitmek üzere. Dile kolay. 25. gün bitti. 26'da buluşuyoruz. Problemlerin sonuna geliyoruz. Hop burada duruyorum güzel arkadaşım. Yayından sonra fark ettim. Gönder gitsin sorusunu koymamışız. Hemen onu buraya ekliyorum. Görüyorsun. Zaten pdf'te de var. Kaldığımız yerden devam. Kendinize çok iyi bakın. Ödevlerinizi muhakkak yapın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.